Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün hepimizin olsun inşallah. Güzel bir gün geçirelim. Sıcak mı sıcak? Şimdi saatlerimiz 7:30. Gün ne diyorlar? Göbekte mi diyorlar? Gün baya bir aydı. Her zaman diyorum ya, annemlerde erken kalkıyorum nedense. Ablamlarda değil de. Ablam da insana yatası geliyor. Annem de değil. Şimdi çocukların karnını doyurdum. Yaren'in üstünü başını giydirdim. Saçını topladım. Mira yedirdim ama üstünü değiştirmedim. Çünkü saat 10 gibi gideceğimiz için ona yakın saçını toplarım, üstünü giydiririm. Babam gitti. Annem sabah rutin işlerini halletti. Birazcık yatayım dedi. Elbisemi yıkadım da dün gece. Kurumuş gerçi. O mis gibi kurumuş. Şimdi bugün ilk tedaviye gidip geldikten sonra elimle yıkamam gereken biraz çamaşırlarım var. Bunları hallederim. Valizler belki bir iki güne falan. Ne oldu tavuk? Ayın 7'sinde falan valizlerim gelir. Ufaktan artık böyle toplanmaya başlarım. Yani elimdeki koltuk örtüsünü, sonra nevresimi falan filan artık yavaştan toplamam gerekiyor. Şimdi ben yürüye nereye gidiyorum acaba? Ayaklarım kendileri gidiyor valla. İstek. Ay, bu terlik ortadan mı kırılmış? Kuzandan tövbe. Terliğim ortadan kırılmış. İşte yavaş yavaş valizim gelsin. Birazcık toparlanmaya başlarım arkadaşlar. Birkaç tane yorum aldım da işte biraz daha kal. Bu sefer Mira'ya çok iyi geldi, orada biraz daha kal. İşte okullar açılana kadar böyle bir şans bir daha eline geçmez diyenler olmuş. Daha dün gece yazmış. Evet, çok çok haklısınız. Ben de isterdim ki gene kalıp sırf Miram için bir iki şey daha alayım ama annemin salatalıkları yanıyor ya. Kurumuş hep. Bir iki şey daha alayım ama maalesef arkadaşlar son şeydeyim. Yani bu benim gitmek istediğimden, kalmak istemediğimden kaynaklı değil. Bu burada ne kadar kalabilirsem o süreyi doldurduğum için, öyle söyleyeyim, kalamıyorum maalesef. Geçen de hani söyledim ya, sınırda da zaten söylediler 29 gününüz var diye. Yani bu süre içinde çıkmam lazım. Yani 1 Temmuz'u geçmeyecek. Çünkü geçerse ya bu sefer ne olur yani, zamanı geçerse hem para cezası ödüyorsun hem de yani çok, tabii çok geçerse belki şey de yapabiliyorlar. Mesela sınır dışı da yapıyorlar. Belli bir süre hiç giremiyorsun. O sebepten dolayı ben riske atmak istemiyorum. Tabii ki de gönül isterdi ki Mira biraz daha şey olsun. Çünkü iyi geldi mesela bu aldığım şeylerden, işte aldığımız tedavidir, ilaçtır, vitamindir, onlar bunlar. Hepsi çocuğa iyi geldi. O sebepten ben de çok çok isterdim böyle bir, evimi özledim mi özledim. Böyle artık gitmek istiyor muyum? İstiyorum ama dediğim gibi belki Mira'nın tedavisi olmasaydı bu kadar bile kalmazdım. Yani ben bir ay ya da 40 gün falan genelde kalıp gidiyordum. Ama Miram için yine kalırdım ama işte yok. Onu yapamıyorum arkadaşlar. Yine de hepinize çok teşekkür ederim. Düşünüp yazdığınız için. İşte Mira'ya iyi geldi. Böyle bir şans bir daha eline geçmez falan. Evet, çok çok haklısınız da işte. Salatalık bulamadım. Çok haklısınız ama ve lakin süremiz doluyor arkadaşlarım. Süremiz de doldu mu bitiyor. Bir daha da yok. Yani şu an 3 ay kalıp çıkış yapmam gerekiyor ve tam 3 ay Türkiye'ye giriş yapamıyorum. Yani 90 gün kalıyorsun.
Sonra çıkış yapıyorsun. 90 gün giriş olmuyor. Bunu eminim aranızda tabii ki bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Anam bir ses geldi, ödüm koptu. Ay babam burayı sulamıştı, ben nereye gidiyorum ki acaba? Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer Türk vatandaşıysanız Kazakistan'da 3 ay kalma şeyiniz var, izniniz var. 3 ay kaldıktan sonra çıkış yapıyorsunuz ve 3 ay giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Benim de 3 ayım dolacağı için çıkmam gerekiyor. Yani bundan öyle yani. Şimdi kalmak istemediğimden veya sizi dinlemediğimden veya sizi kale almadığımdan değil. Diyorum yani. Kalırdım ama yok. Konuşa konuşa bakar mısınız? Ta yine. Efendim. Yaren beni görmez. Ne oldu Yaren? Ne oldu kötü haber? Niye? Hı? Hı? Ne kadar serinmiş burası. Gölge ya. Öyle işte arkadaşlar. Neyse daha 20 günümüz var. 20 gün derken yani işte Temmuz 1'e kadar çıkmam gerekiyor. Temmuz 1'i geçmeyecek. Cuma gününe kadar alacağız. Ondan sonra işte bir konuşacağım. Bayramdan sonra böyle 10 gün olmasa da 5 gün olursa yine şey yapacağım. Önce ayın 14'ünde nöroloji doktorunda kontrolümüz var. Oraya gittikten sonra söyleyeceğim, eğer parafin ve elektrofores önerirse onları alacağım bir hafta falan. Bakalım. Her şeyin hayırlısı. Kontrola gittiğimizde de bir 10 günlük yine böyle ilaç, vitamin tedavisi yani şeyi de yazsın. Ben orada bir 10 günlük daha şey yaparım. Hey yapma canım, niye kesiyorsun? Yapmak bak nene, kızar sonra sana, kesme o gülleri. Kesme canım, kesme bak nene, kızar sana sonra, gel. Şey o Bişkek'teki ilaçlarda şey vitamin gösterdim ya, onları da buldum, onları da bugün başlayacağım. Ama düş telefonu kırarsın şey. Günde bir defa 3 ay yazmış. O şeyin içinde sadece 30 tane var. Yani 2 aylık ben almışım. Bir tane daha lazım o kutudan. Bir tane daha almam lazım. 3 aylık içme süresi var çünkü. Yaren getir hadi Mira'nın saçını falan toplayayım. Ay ne için ta oraya kadar gittim geldim, ben de anlamadım. Güya salatalık alacaktım. Neyse bir bardak çay içeyim. Çocuklar yedi, ben şey yapmadım da. Halıları sabah güneşe asmışlar. Yengem gelmişti de onunla konuşuyorduk. Yarın halam geliyormuş. Antalya'dan. İyi bari onunla da biraz vakit burada geçeyim. Çünkü Antalya'da ikimiz de Antalya'da yaşıyoruz. Halam Lara'da yaşıyor. Ben tek Kemer'de, işte Kuzdere'de. Ve orada birbirimize ulaşmak daha zor oluyor. Ama burada daha şey. Neyse bir ayım var. Halamla da bayağı bir zaman geçirmiş olurum burada. Ay ne yapmışsın öyle? Neyse gideyim bir bardak çay içeyim. Ufaktan hazırlanayım arkadaşlarım. Ablam da sabah saat 9'da aslanı şeye kontrol şeyleri vardı. Geçmesi gerekiyordu, heyet raporu gibi. Onun şey yaptı işte, ben 10 gibi gidip eğer dükkan kapalı olursa 12'ye kadar duracağım. Yani en azından ablam gelene kadar. Ablam geldikten sonra şey fizikten çıkıp eve gelirim. Hani böyle Mira'nın da mesela daha var. Mira'nın ne kadar var? Yani önümüzdeki işte o daha bir yıl var heyet raporuna. Onu işte süresi dolduğunda tekrardan geçiyorsun. Tamam canım. İşte onun peşini şey yaptı bugün. Onları halledecek.
Etme canım, düşer, korkar. Balıkta otur, balıkta. Sen niye kızlara izin vermiyorsun oynamaya? Amoli. Amos yapma canım, korkutma o çocuğu ya. Yapma. Ay Elmara bakalım mı? Saat 9 oldu. Şey yapalım, düşmesin o çocuk. Amirkan etme. Niye yapıyorsun? Aa, bak aşın abla bacı sana kızsın görecek. Kimseyle anlaşamıyorsun ki sen. Ha Nergis. Safiye, Yaren, Demir oynadığı için o da onlarla uyum sağlayamıyor. Gidiyor geliyor. Hepsine şey yapıyor. Sonra da kavga çıkıyor. Efendim Yaren. Maşallah maşallah maşallah. Bayağı bayağı getirmiş değil mi? Yaren otların içine gelmeyin. Bak yılan yılan olur. Amos gelme, bak yılan olur. Ay şuna bakar mısın? Ağırlıktan şey yapmış. Tadını almış bizim çocuklar. Bak böcek şey yılan yılan olur. Safiye tek başına çocuklarla buraya gelmeyin kızım. Ha gördüm de tek çocuklarla tek başına gelmeyin. Hatta ayakların altına ne bileyim bakamazlar da. Ekmeği mi? Bu ağırlıktan şey olmuş, yatmış. Baksana üstünde ne kadar elma var. Yıkamak lazım. Kirli yemeyin. Şunlar minnak. Buradayım da gelme canım, gelme. Burası hep dikenli, gelme. Ha, en büyüğü şu. Ama bir aya kalmaz olur mu acaba dersiniz ki? Bu minnak. Bunlar hiç büyümüyor zaten. Hani böyle minnak minnak oluyor ya şöyle şöyle. Ay yaban Mersin'ine bakacaktım. Dur ona da gideyim bakayım. Bu da ha Nergis. Bu ikisi sanırım ilk. Ne var Nergis? Ne var? İkisi aynı sanki. Değil mi? Amoş. Fazla yemeye canım, karnın ağrır. Ne büyük burası etti. Tatlıymış, sildim de iyice. Hadi. Gel canım gel. Büyük vardık, devine vardık. Sen al, elmalar biraz daha büyüsün, gelir alırsın ha canım. Ne var? Ne var Nergis, ne var? Bir rahat bırak beni, ne var? Hep diken oldum. Hadi Amos, tek başına buraya gelme he. Ota bakar mısınız? Buraya asla girme. Şurada yaban mersini var, onu da bakayım çocuklar gelmeden. Kullan. Çıktı Muji. Kullanılmayan evi görüyor musunuz? Tamam, yok ben oraya gidemem. Çok şey. Dışarıdan çıkayım da. Dışarıdan bakayım. Aa bakın şurada. Bir sürü de var üstünde. Ah. Nasıl kilitleniyor ki bu? Şuradan baksak mı? Buralarda ödüm kopuyor, bak yine geliyorum. Şurada. Şu muydu acaba ya? İkincisi miydi? Bu muydu? Şuna bakayım dur. Anam düşüyordum az daha. Yok bu eriktir, bu değil. Bu kara erik de siyah var ya. Şuydu sanırım. Şu arkadaki minnak elmalar, böyle küçük küçük elmalar şu arka ağaç. Şu şey, bu da erik. Bakın. Ne var Yaren'im, ne var? Geliyorum ya, ne var? Ha Yaren, ne var kızım? Anne de anne, ne var? Şöyle, ay. Şuna bakayım. Bakın şöyle. Bu erik, bunu biliyorum. Şuradaki sanki yaban mersiniydi. Şu arkadaki dediğim gibi elma, tırnağıma da bir şey battı. Bir rahat bıraksanız beni. Anne de anne, anne de anne, ne? He canım, böcekler çok varmış. Siz gelmeyin sakın. He zombiler de varmış. Evet sakın gitmeyin. Zombiler alır kaçırır sizi. Ay.
Hep diken oldum. Hep. Zombiler var oraya, sakın gitmeyin. Bakın. Dikenler oldu. Hey, kavga etmeyin. Hep taşındı. Ama içinde ne var? Yok. Yok canım, yok yok. Hadi oynayın güzel güzel. Bak kavga. Amirhan telefonunu orada unutma. Sonra ararsın bak. Vermeyeceğim. Kavga etmeden oynayın. Yaren, ne yapıyorsanız yapın. Ama güzel güzel oynasana canım. Niye oynamak istiyorsun? Bak anlaşamıyorsun, sonra bak şey vermiyorsun kızlara. Kaçıla dikiyorum, onları da dikiyorum. Sen güzel oynamıyorsun ki, sen onlara izin vermiyorsun hiçbir şeye. Neye dokunuyorlar sana, o kıymetli oluyor çünkü. Yapma. Yapma bak, düşersin. Bak gösterdin, o da yapacak. Ay ben kaçıyorum buradan. Ben gidiyorum. Benim beynimi şişirdiniz siz. Kavgaların. Safiye yiyecek misin? Safiye gel. Abi ver Safiye ablaya. Anne de. Ben de tavuklara verdim. Çok yemeyin. Ay. Halbuki bak 4 kişi, 4 çocuk değil mi? Ne güzel. Yaren uf gidele ya. Uf. Yaren ne yapıyorsanız yapın. Vallahi ben artık beynim kaldırmıyor sizi ya. Halbuki 4 çocuk, ne güzel kendi kendinize oynayabilirsiniz. Uf. Şimdi elbisem mis gibi kurumuş. Şey yapayım. Size burayı göstereyim mi? Göstereceğim, gösteremedim. Anam. Bomboş. Annem bu odayı boşalttı. Ay şey geliyor, yankı geliyor. Annem odayı boşalttı. Niye biliyor musunuz? Çünkü hani burası annemin odasıydı ya. Buradaki eski, hani eski derken hani yatak odası vardı ya burada. O yatak odasını dışarıda göstermişim, nereye çıkardı. Yazın orada kullanacakmış. Buraya da kendisine yeni yatak odası alacak. İşte yazın orada, kışın burada. Bilmiyorum artık, öyle ablamlardan geldim zaten, gördüm dedim bu ne? Orayı hani boyuyordu ya. Zaten söylüyordu böyle böyle yapacağım diye. Ama bu kadar çabuk yapacağını bilmiyordum. İşte buradaki yatak odasını oraya götür. Şimdi orayı da gösteririm size. Buraya da inşallah yeni bir yatak odası takımı alacak kendisine. Yazın orada kullanacak. Çünkü yazın orası güzel serin oluyor ama kışın yatılmaz. Çünkü doğalgaz falan olmadığı için orada. Gösteririm şimdi çıktığımda dışarı. Çocuklardan rahat şey oluyor mu ki, oturup da böyle sohbet edesin, konuşasın. Nereye giriyorsun? Kavga tartışma çıkıyor. Şimdiki gömleğimi de ütüleyim arkadaşlarım. Bugün pembiş pembiş gideceğiz. Miram'ın kıyafetlerini de hazırlayayım. Bu odayı da toparlamam lazım çünkü ablamdan geldim, daha şey yapmadım. Dün zaten geldim ya, eşyalarımı falan toparlamam lazım. Kaçıncı kez çocuklara çorap alıyorum bilmiyorum ama şey oluyor ya, böyle hemen kötü oluyor, o yüzden şey yapamadım. Şimdi şurada hem yenileri var, onları toparlamam lazım. Çocuklara güya almayacaktım ama bilmiyorum. Şöyle Miroş'uma şöyle bir tane takım aldım. Oradan bir tane şöyle elbise almıştım. Dün sarı elbise giyiyordu ya. Onlardan aldım. Şöyle üstüme gitti bu elbise. Başka ne almıştım ben ya? Böyle çıktıkça gösteririm arkadaşlar. Ya da giydikçe gösteririm. Şu an çünkü hepsi karıştı. Şöyle bir paket İsmina'ya, bir paket Yaren'e, bir paket şey Mira'ya, bir paket de Amirhan'la. Bunlardan 5 paket aldım. Bir tanesi Mira'ya, İsmina'ya, Yaren'e, Demir'e ve Amirhan'a. Artık diyorum ya, kaçıncı kez çorap alıyorum bilmiyorum ama şey oluyor ya, böyle sevmiyorum öyle. Üstleri böyle kötü oluyor, ben de şey yapamıyorum. Bunları zaten artık Türkiye'de giyeriz. Burada 2 dakika sonra simsiyah olur.
Çocuklarınkini verdim. Yaren'inki neredeydi? İşte burası hep yerleşecek. Çantalar boş olacak. Neyin nerede olduğunu şu an tam olarak bilmiyorum. Ondan sonra geliyorum. Şöyle. Yaren'in bu şekli. Zaten ismini onun verdim. Amirhan'la Demir'in de annesine verdim. Sonra şöyle şeyler aldım. Bu hem BB krem hem güneş kremi hem de şey ne diyorlar? İşte BB krem, bu fon deton fon, neyse onu söyleyemiyorum zaten. İkisi bir arada. Bundan 3 tane aldım. Büyük ablamda ve bende vardı. Şöyle çok güzel. Yani şeyi küçük ama güzel, böyle güzel yapıyor yüzünü. Hem dediğim gibi hem güneş kremi hem şey, ikisi bir arada. Ablamla bende vardı. Bana zaten ablam almıştı. Ben de 3 tane aldım bundan. Bir tanesi ikinci ablama, bir tanesi Nergiz'e, bir tanesi de Sevda'ya. Nergiz'le ikinci ablamım verdim. Bunu da Sevda'ya vereceğim. Böyle. Ondan sonra ne vardı başka ya? Ortalık diyorum ya karışık. Neyin ne nerede olduğunu da bilmiyorum şu an. Başka? Başka ne vardı? Şuraya bakar mısınız? Allah'ım. Yıkanması gerekenler var. Aslında bunları birazcık şey yapmam lazım da. Dedim fizik tedaviye geleyim gideyim. Onu şey, fizikten geldikten sonra işte burayı ayarlayacağım. Yıkanacaklar, elimle yıkayacağım. Makineye atılacaklar, makineye atarım. Şöyle. İsmina ile Yaren'e. Beyaz şort. Bayramda giymeleri için. Üstüne şey. Lila. Bir de şapka aldık hanımefendilere. Bunu da bir tane adam orada oturmuş satıyordu böyle şeydi. Nedir onun? Durumu şeydi yani, böyle bacağı falan tekerlekli sandalyede oturmuş satıyordu. Biz de ablamla 4-5 tane aldık. Küçücük çocuklara dağıttık, şey yaptık. En büyüğünü işte ben Yaren'e bıraktım. İsmina'ya, sonra Esma'ya, İlayda'ya, Reyhan'a, hepsini böyle şey yaptık. Adam oturmuş satıyordu diye şey olsun, böyle aldık bu şortlardan. Başka ne vardı ya? Böyle bir alışveriş gördünüz mü? Yaren'e şöyle çamaşırlardan iç çamaşırı aldım. Şort olarak. Geçen 2-2 almıştık da bu sefer 10 tane aldım, böyle direkt paketli aldım. Paketli aldığın zaman daha uyguna geliyor. Şey, tek tek almaktansa böyle paket haliyle, mesela çorap. Bunları tek alırken daha şeye geliyor ama böyle paketli aldığın zaman daha uyguna geliyor. O yüzden şey yaptım, böyle paket halinde aldım. Diğer zaten önümüz yaz. Zaten sık sık değiştiriyoruz. Böyle şortumuz var. Başka. Dediğim gibi 2-3 tane kendime gömlek aldım. Onları da artık giydikçe size gösteririm. Çocukların başka bir şeyi yok. Çocukların bu kadardı. Anneme bir elbise aldık ablamla. Böyle arkadaşlar. Miram'ın bu. Döşbekim'in benim. Şimdi annesi bana elbise giydirip götürecek. Şimdi ha şu çanta göstereyim bir saniye. Şuraya bak. Dağınıklığı görmezden gelin. Şu çantayı aldım. Şöyle 6'da sonra açılabiliyor ve genişleyebiliyor. Şöyle göstereyim. 6 daha sonra açıp şuradan genişletebiliyorsun. Böyle şeye, mesela bir ablamlara ya da ne bileyim yanımda el bagajı olarak da alırım götürürüm. Şurada şeyler var. Bunları almıştım ya arkadaşlar. Şimdi ben bunu götürürsem mesela ta önümüzdeki kış Mira'ya belki olmaz ya da ne bileyim, dedim buradan götüreceğimize Safina'ya bırakayım. Zaten bunu Mira'ya şeye, pikniğe gidiyorduk ya, hava soğuk diye aldım. O yüzden bunu, böyle kışlık olan şeyleri şimdi geldikten sonra hepsini ayarlayayım. Ay, lekem olmuş. Ondan sonra bir tane beyaz takım almıştım onu. Başka ne vardı? Ha, şunu da aldım ama bir türlü Safina'ma şey olamadı, nasip olamadı. Hala bende. O yüzden böyle kışlıkları şimdi toparlayacağım ve bunu da içine koyacağım.
şey yapar ablam. Ondan sonra işte böyle çok kötü olanları vermeyeceğim de. Ama bunları mesela evde giydirebilir. Biliyorsunuz bunları hep gelirken almıştım ben. Böyle kalın olan şeyleri işte şey yapacağım. Şurada bir tane kotumuz var Miroş'umun. Artık Mira'ya bu olmaz. Bunları ayarlayacağım. Götürmeme de zaten şey yok. Hem boşuna kendime şey yapmayayım. Yük yapmayayım. Hem de kışlık orada artık. Gittiğimizde zaten yazın ortası olacağı için. Ablam şöyle bir tane İsmina ile Yaren'e şey almış. Atlet. Ne yapmış burayı? Buralar ayarlanacak, toparlanacak vesaire vesaire. Çantamızda gösterdiğimize göre güzel değil mi? Yani altı da açılıyor. Bayağı bir şu kadarcık yer şey oluyor. Bu başka. Başka da bu kadar arkadaşlar. Bunları, o beyaz takımı yıkamam lazım. Kirli de onu yıkarım. Bunları güzelce şey yaparım, katlarım. Safiye burada ya. Giderken onları da götürür. Böyle toparlarım geldikten sonra bugün. Bu odalara bir girişmem lazım. Bakayım neyi nerededir falan filan. Onları bir toparlayayım. Daha sonra şurada işte birkaç tane şeyim var. Şöyle bir tane elbise aldım. Evde giymek için. Gömleklerim var. Bakın burada. Böyle renk renk birkaç tane gömlek aldım. Pembişim de var. Şu elbise birazcık daha beklemem lazım. Bir tane aslında elbise gördüm orada. Aynı bu şeyden, turuncu renkteydi ama olmadı. Aynı bunun gibi oldu aslında. Sadece göğüs kısmında biraz sıkıntı oldu. İşte bekliyorum ama böyle birkaç tane işte bir şeyler baktım, aldım kendime. Genelde hep çocuklara alıyordum. Bu sefer dedim ki kendime alayım. Neyse. Zaten öyle şeyler aldım ki Türkiye'de de giyebildiğim şeylerden aldım. Şu takım işte yıkanacak. Şu ne yıkanacak. İşte böyle arkadaşlar. Şunu da katlamış. Nergis getirmiş. Buraya koymuş. Bunları toparlayacağım, ayarlayacağım şimdi. Şurada mesela kalınlar var. Bakın bunlar artık. Havalar iyice ısındı. Şöyle. Bunlar orada artık giyilmez. En azından çocuk kışa doğru bunları giyerek. Ay hepsini. İşte ayarlanacak, toparlanacak çok şey var da. Geldikten sonra rahat rahat Mira'yı uyuturum. Bak buralar gene karışmış. Şu mesela takım var. İsmina'ya bırakmam lazım. Yaren'in. Şurada mesela şeyler var. İşte dediğim gibi bir sürü bir şey var. Onları şey yapacağım. Bugün bir geleyim de buraları toparlayalım arkadaşlar. Valizlerim de gelsin. Ufaktan bir yerleşmeye de başlayayım. Bu şekilde. Toparlanacak, ayarlanacak, yerleşecek derken bir bakmışsın kendimizi havaalanında bulmuşuz. Bekleme çilesi başlamıştır. Ay sabah. Geldi mi? Nergis geldi mi? Niye Feride diyorsun o zaman? İşte böyle arkadaşlarım. Saat 10.30'a geldi. Artık şu hayırlısıyla bir 4 günü de bitirelim de ondan sonra şu taksi derdi bitsin artık ya. Pembiş gömleğim nasıl oldu? Siyah elbisemi yıkamıştım ya. Neyse ablamın orada. Aynadan gösteririm size. Böyle pembiş pembiş takılalım artık birazcık. Geldi mi? Gelin. Onay verele nasıl olmuşum? Geldi. Çekmeyle bu şeyin. He puan verele. 10'dan 9'e. 10'u verelim. Kendime hakaret. Dedi. Niye? 10 verse. 10 üzerine. Aa bak bak bak. Al hele Nergis onu. Diğerine. Al. 10 üzerine. 10 üzerinden 10 verseydin olmazdı değil mi? Olmaz. Olmaz. Hoş. Bir şeyini yesinler. Sana bir tane altına beyaz atlet almam lazım kuzum. Mor olmadı güzel saçlarına. Dur ablası. Yengesi saçını göstersin. Annesi bugün başka yaptı. Şimdi acıştırıyor. Dur kuzum dur gideceğiz şimdi dur. Ne gitti geldi? Ne bileyim çekme ya. Çekmiyorum seni zaten. Biz kameraya çirkinleri almıyoruz.
Kızım. Muşmula suratlım. Elbisesine bakın, çikolat, elbisesine. Çikolatamdır o, çikolatam. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Nerede demek, terliklerimi beğenmedin? Bunun altına da pek şey, pembeyle siyahın altına pek uyum sağlamadı ama ve lakin. Güzel şey alsana. Baletkalar. Ben boşuna buradan nefret etmiyorum ya. Bundan çıkmışım. O anlamda değil. Bu taksi olayından. Ben bileyim mi, bir kere köçmenmişken size burası servisine falan geldim. Ne bileyim, Allah'ım Allah'ım, unuttuğu yer miydi burası? Ya büyük konuşmuşsun. Vallahi yine gel de buraya dur. Bak. Sırf işte bu yüzden ben ablamdan gidiyordum masaja. Hani yazanlar da oluyordu ya. Neden annenlerden gitmiyorsun? İşte kalmak istemiyorsun. O yüzden. Ha, sırf işte bu yüzden. 40 dakikadır gelecek olan taksi güya gelecekti. Gelmedi. Ve biz şimdi ana yola çıkıyoruz. Ki buradan da bulacağım diye %100 şey yok. Yandı benim taspakam ya. Taspaka da Kazakça şey, tospağa. Dilim damağım kurudu. Güya erken gidecektim ki. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Nergis. Ne zaman ki ben ablam için bir şey yapmaya kalkıyorsam hep böyle oluyor, biliyor musun? Bak bugün demiştik biraz erken gel. Aslan'ı götüreceğim de dükkanı aç ben gelene kadar. Tamam dedim. Ben gideceğim. Giderken hayat şey, saat zaten 11 oldu. Gidene kadar 12. Zaten direkt şeye gideceğim. Bu kadar mı baktılsın benim güzel bacım? Çok da söyleme. Nedir kız? Onu demiyorum. Selme'ye diyorum kız. Ne kadar baktılsın diyorum. Şanslısın. Nergis. Sen buranın gelinisin. Ben buradan 17 sene önce çıkmışım. Artık taksi mi bulursun? Bilmiyorum. Nasıl buluyorsan bul. Beni yolla. Annem de acele ettirdi. Çabuk geldi, geldi, geldi. 40 dakika bekle. Elinde sonunda aradık. Adam gitmiş. Gelmedi. Kafama bir tane şapka alsaydım keşke. Deli düz. Bir Allah'ın kulu yok. Bul Nergis. Bul şimdi bana. Kimsecikler yok ya Rabbim. Bak ucu bucu yok. Alış. Burası Kazakistan. Neyse, Kazakistan'ın geneline söz yok. Annemlerin bu, şurası. Şurası. İki tane sokak, iki mahalle bitti. Lafımız oraya. Benim kızım böyle süslü süslü giyince sıcakta bekliyor. Yandı şu an. Elbise almıyordum ki ben buna yakışmıyor. Halbuki ne kadar güzel yakışıyormuş benim prensesim elbise. Ne oldu Nergis? Niye onun şey bir de şeyi geldi. Şimdi bir ay okumaya başlayayım mı? Oku Nergis, senin duaların kabul olur. Hadi. Öyle diyorlar. İyi gelinlerin duaları kabul oluyormuş. Hadi. Başla. Ben hiç şey utanmadım. Bak ki bir araba var mı ya? Of. Bu saatte tabii ki normalde saat 9-9.30 herkes pazara gideceği için bu saat olmuş, öğlen olmuş, kim pazara gider? Pazardan millet dönüyor. Ben kaç kere bileyim abede düşmüştüm işimine. Allah'ım. Bu da neyse, senin bir şey geçse bahtın yok. Ben çıkan da sırası maks duruyordu beni. Olsaydı şu an erkek olmuştum ve anamın evini tüttürürdüm. Anama güzel güzel torunlar verirdim. Bitti gitti. Bana mısın diyen yok arkadaşlar. Yok, bomboş. Tamam, mask oldu prensesi mask.
Biz geldik. Yaren kafa attı, dudağımı patlattı. Şey pardon, Mira. Takside geliyordum, bir kafa attı. Patlattı. Nergis. Ha. Kafa attılar bana. Bak patlattılar. Nergis, Mira gitti. Evet. Eline sağlık. Mira Mira, Yaren ne dedi? Gördün mü? Safiye gördün mü? Çok tatlı olsun mu? Evet, çok tatlı olsun. Benim gelinim tatlı poğaça yapıyor. Bu kafa attı. Benim gibi etti. He, kafa attı. Ama sen onu da yerle bırak. Niye? Kafa attı işte ona. Dedi ne, iyi yaptı. Geçen yarın ki ağlıyor, sen dedin ki anlamıyor kızım. İşte ben dedim anlamıyor kızım. Ben dedim sana kafa. Böyle ağlıyordu, yarın ağlıyordu. Dedim sana bir kafa attırayım, dedim ki anlamıyor kızım. Sen dedin de ben de böyle diyorum çocuğa, dedin de. Tatlı poğaça yapıyor benimki. Şey var ya Safiye. Yaren'le Amirkan'a deme geldim. İçeride otursun. Ben biraz kapı aralık değil mi? Öyle bir abone pişireyim Amirkan'ı yuklataş. Kalkar da pişireyim. Tamam haydi. Amirkan'ı mı Demir'in? Demir'i. Ben Amirkan'ı bilir. Boş boş sevinir. Amirkan'ı şaşırdım yani. Sen ömür bir de ben babam enizler. İşte ben de onu diyorum yani. Demeyin ki geldim. Yoksa beni görseler şimdi şey yapacaklar. İyi şimdiki. Gittik geldik çok şükür. Dışarısı yanıyor. Bugün rahat böyle 42 var arkadaşlar. Annem şimdi telefonla konuşuyor. Bitirsin size. Yeni yatak odasını göstereyim hanımefendim. Uy, yanıyor yanıyor. Ah Mira Mira. Şurada yara vardı, uçuk vardı, ona kafa attı. Gideyim üstümü başımı çıkarayım. Ben resmen domates gibi oldum, bakar mısınız? Şurada. Şurada uçuk vardı. Ona da kafa atınca gitti bizim. Nergis'le bugün bayağı bekledik orada. Ondan sonra gittim, bindim yani. Çok şükür taksi durdu, gittim. 10-15 dakika ablamın yanında durdum. Ondan sonra hemen zaten sıram geldi. Sıram derken randevu saatim geldi. Yani her zaman girdiğim saat geldi, öyle söyleyeyim. Girdik, fizik tedavimiz olduk. Ondan sonra cima. Tekrardan çıktım, ablamın yanına gittim. Bir soluklandım. İçecek falan götürdüm. İçti. Ben de içtim. Ondan sonra da eve geldim. Hemen taksiye atladım. Çünkü dün biraz geç kaldım ve taksi bulmakta zorlandım oradan gelirken de. O yüzden bugün erken gelmek istedim. İyi. Mama! Müsait misin? Ay. Siz benim anamın yatak odasına bakın. Şunu getirirken koparmışlar. Şimdi bunu yapıştırmak lazım. Şey. Sen otur etmen ye lolo da vadinka mama. Canım. Canım. Nenenin yeni yatak odasını beğendin mi? Nasıl? Güzel mi? Yazın geldiğimizde burada yatarız. Ne? Burada sana taze odayı verelim. Evet, annemin yeni odası. Hatırlıyor musunuz? Burada kıyafetleri, elbiseler falan vardı. Satıyordu, böyle şey yapıyordu. Onları hepsini çıkardı. Buraya şöyle dolabını getirmiş. Ondan sonra şu koltukta, şu koltuk oradaydı. Hani şurada yemek yiyoruz ya. Orası biraz dar oluyordu ve kimse bunun üstüne oturmak istemiyordu. Herkes sandalyede istiyordu. O yüzden onu, o koltuk buraya geldi. Tekliler bu tarafa. Abona bak. Yatağını annem buraya koydu. Sabah hani söyledim ya. Yatak odası o. Diğer odaya alınacak. İşte kışın orada, yazın burada. Buraya da kimi yatırsak acaba? Sallasak. Beşik ve orada da şeyi var. Burası da. Ha, ama en serin oda yazın burası oluyor arkadaşlar. Böyle serin vallahi. Klima mlimaya hiç gerek yok. Burası mis gibi serin oluyor. Burası da zaten biliyorsunuz. Şöyle yemek yediğimiz yer orası. Şöyle. Ben de getirdim çantayı falan bıraktım. Ben onu oraya mı yapıştırdım? O şey. Hadi ya şey kulübünü aldım. Çay koysun da çay. Vuy anası iyi. Oturabilir miyim? Oturabilir miyim? Şey, daşırak mı bir şey içsin? Yok bak işte. Yere içtiyiz. Bir şey. Bulçuka yapayım. Bulçuka yapayım. Mamasi yeşim bunun çaçın. Ben de mal bol hengi su verdim, süpürdüm. Çaçın. Yumurta yeşim. Bakacak çünkü tavuklar o kira düzülmüştü. Alırım ben kardeşim. Hele bak verdim. Ben de bunu verdim ki biri de yuvası var. Kız. Ya burada
Her taraf kapalı. Şöyle kocaman sinekler çıkıyor. Bugün neredeyse bir, var. Bugün neredeyse bir 100 tane öldürdü. Bir yerde yuvası var bunu bile girmiş kışın. Mama bak hala kızarmışım nasıl. Abına bak. Ne oldu? Ne oldu benim kızıma? İçi bir litreyi bugün bitirdi. Mira. Gel bakayım teyzoşlar senin kafanı görsün gel. Annesi ne güzel toplamış bugün. Ne istiyor şimdi sorma onu. Vallahi yine güzel serin üşüdüm de bunun üstümü örtüm ya. Sen iyisin ha iyisin iyisin. Ne Fero ile yoğurdum. Ah güllerin kesilecek şeyleri. Aşın bu sıcakta çıkmam ha yanarsın. Yok serin de bir oran kaldı. Şey 42 bu. Derece rahat vardır bugün. Ne oldu? Nenenin yatak odasını beğenmedin sen. Mire. Mine. Mine. Ne oldu? Açayım mı kafanı biraz rahatlasın mı? Ferda ahir onu öldürür Zeynep. Ama sıkmıyorum ha. Boldur da gece açıyorum zaten. Neyin bolü derdi burada ona ağladı. Neyin bolü. Sen kafana yapmadın. Şimdi burada uydurma. Ne? Gel. Gel bana gel. Çık hadi çık gel çık. Gel kızım. Ha, gel benim pamuklu hadi gel. Gel bana gel. Gel anne. Gel. Ayakta dursana kızım niye oturuyorsun gel. Kalk tutun bana. Çıkacak mı? Çıkarayım nenenin odasına seni. Git hadi. İstemiyorsun ki onu da. Ne istiyorsun? Hala kızım oyuncu gel. Ablası çay mı yapmış ablası? Ver ablası. Ver ablası. Tazına bakayım acı mı? Bak. Ver içer. Acı. Değil acı ver içer. Tadını beğenmese istemez zaten. Ver annem sana göre belki acıdır ona göre belki acı değil kızım. Tompilikim benim. Papatyam. İçiyor mu? Şeker çok yiyor. Biraz daha su koymama. Kötü müydü tadı? Elbisesini değiştireyim. Nasıl izliyor Yaren'i bakın nasıl izliyor. Getir ablası getir. Az çay koyacağım. Anne az çay koyacağım anne. Aha. Az. Getir ablası getir. Yaren şey kapağını düşüp kırılmasın annem. Şey çaydanlığın kapağını bebeğim. Kızım ona ne yapıyor mu? Çay verme. Çaydanlığı oraya it Mira çekmesin. Su koy. Çay koyma. Çaydanlığın kapı. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bakayım ki kar olacak mı? Biraz su koy ve içine şeker at da ver. Hele. Nasıl takip ediyor bak. Gözü bende. Evet. Şimdi açık. Tamam ver şimdi şeker koy. Ver ablası. Kolanız çok güzel bir kola. Ver ablası. İyidir. Ablası iyice koysana kızım kaşık alıp öyle olur mu? Anne. Oy Yaren oy. Gene biraz koy azdır ona. Ver ablası bekliyor ablası. Hadi. Ver ablası. Gelirken çilek, kiraz, muz aldım. Yemeğe yediler ama. Arkanızı niye toplamıyorsunuz be kızım? Ben gari kapıyı açamadım. Niye? Ne oldu ki Amoş? Giremedim. Düştüm. Ama sen seslenmedin ki. Seslenseydin ya kapıyı açın diye. Hadi. Kapat kapıyı. Düştüm. Gel canım sıcak orası gel. Ben oradan giderim. Ver ablası. Bir tanem kuş ne bir tanem. Yatırma kız yere oturarak içsin kız. Ne ağlamak?
Şimdi kendime yapıyorum. Kafasını nasıl koydun anneciğim? Miloş. Miloş Miloş. Ne yapıyorsun yere? Dökme kızım, bak şekeri falan hep dağıttım buralara. Tamam. Dağıtma şuralara. Safiye nerede şey ama? Safiye? Hı hı. Bunu çıkarıp yiyelim. Yaren şu çaydanlığı şey yaparken dikkat et, tamam mı kızım? Bak düşürürsün. Sapık şeyi kırılır. Ben terledim. Terledim. Terlenmiş nerede? Terledim. Yok Miran yerde. Kaşık tak. O dışarıdaydı o yüzden terlemiş. Şeker tut. Ya bunu nereye atacaktım? Kır. Yaren ben terledim. Ne güzel bunun çaydanlığı kırması. Biraz çaya koysana onu. Yaren ben terledim. Tamam otur da serin serin yap kendini hadi. Hadi. Ben de bir tane bebek yok. Anneciğim tamam ver. Ben gideyim sana kıyafet getir. Zaten ısırmışsın al. Birazcık oyna. Bitti bak bunu da yolmuş. Şuraya bak. Şuraya bak. Gideyim ben buna bir şey. Kıyafet getireyim, üstünü değiştireyim. Çünkü şey elbisesi batmasın. Hem de altına bez getireyim. Şey olsun. Çıkmayın dışarı. Ver. Yaren sakın dışarı çıkma. Bak çok ama sen de. Çok sıcak. Yanmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. Şimdi annem markette. Gideyim şu kızın altını falan değiştireyim. Nergis gideceğim. Nergis sen fırına attın. He? Tamam. Thanks. Yok şey yapacağım. Mira'ya altını falan değiştireceğim. Şişmişim. Bu sıcakta. Akşam serinde gitsem olmaz. Ya kaç idi? Çok sıcakta değil miydi? O dün dündü. Bugün de bugün. Bugün bugündür. Bugün moral başka. Salatalığa yollamak istiyor beni. Uf, daha odamın halini görseniz. Onunla alakalı bir şey demiyor. Ama ay benim şu şeyim başlığı. Şarjsız başlığı bak. Getireyim. Powerbank takayım. Saatimi takayım. Odam mahvolmuş vaziyette. Gelin. Mahvolmuş. Onu bir halledelim. Toparlayalım. Daha sonra da bakacağız duruma göre. Kendime ben bu gömlekten almıştım. Efendim anneciğim. Benim aldığım neredeydi? Böyle mor. Şimdi onu da göstereyim. Almıştım kendime. Ablam da bugün oraya gittim dedik. Bak bunu da giydim bir tane. Siyah elbisenin üstüne bunu da giydim. Ablam dedi ki çok güzel oldu dedi. Ben de kendi fiyatına bunu alıverdim. Ablam öylesine veriyordu. Ben istemedim dedim. Hayır. Öyle yapacaksam var bende zaten. O yüzden de şey yaptım aldım. Bilmiyorum çok güzel oldu dedi. O yüzden elbiselerin üstüne giydikçe gösteririm size. Şöyle şurası bağlamalı. Böyle bağlanıyor. Bu işte bugün aldığım ablamdan. Mira'ya da şöyle geçen aldığımı kaybettiler. O yüzden bir tane şöyle delikli delikli hem katlayıp böyle kullanabiliyorsun hem de böyle her ne kadar arabada otursa da şey oluyor. Arabanın yukarısını kapatsam oturmak istemiyor, korkuyor gibime geliyor. O yüzden şöyle delikli bir şapka aldım ona. Aldığım gömlekte bakın şöyle arkadaşlar. Bu şekil. Ablamın da az önce gösterdiğim gibi. Bu da bir tık kalını. Şöyle bunu da aldım. Bu biraz kalın. Şu çok güzel. İnce böyle yazlık. İşte ablam da bugün diyorum ya ablamın orada giydim. Giy dedi. Ben de giydim. Dedi ki güzel dedi şey yap. Öylesine veriyordu ama kabul etmedim. Sonra da şey yapmasın diye güzel dediği için de aldım. Onlar değişik değişik. Bir tane de şöyle düz siyah var. Bunlar zaten hepsi önden bağlamalı. Böyle. Bunları giydikçe gösteririm arkadaşlarım. Böyle çeşit çeşit. Bunu zaten ablam verdi. Bunu da ablam yeni almıştı bana. Bu ablamın da ablam bana verdi. Bunu aldı. Bunu ben aldım. Bunu ben aldım. Bunu ben aldım. Bunu ben aldım. Bir tane beyaz da ben aldım. Şurada mavi elbisem, üstünde beyaz gömlek. Şu bir tane elbisem var. Kıyafetim yoktu buraya gelirken. Şimdi bayağı bir kıyafetim oldu. Birkaç tane daha var. Onlar yıkanacak. İşte böyle sırayla giyeriz arkadaşlar. Bugün pembe gömleğimi annem çok beğendi. Siyahın üstünde de güzel olmuş dedi. Şu gömleği de zaten ablam bana verdi.
Böyle giyiyordum. Dedi ki al dedi, güzel oldu sana. Şöyle. Canım ablaşkom. Bunu da yıkanacak. İşte yıkanacakları ayıklamam lazım şimdi. Şurada bir tane de böyle bir elbisem var. Bunun kollarını diktirdim. Çok uzundu. Kestirdim. Böyle. Bunu da ablamdan aldım. Heh, bu şekilde. Ne oldu anneciğim? Sen üstün ıslak mı? Islak yiyeceksin. Yok ıslak değil. Bu nedir? Üstüne bir şey mi döktün sen? Ha? Biraz dokurdu. Hadi gel değiştirelim. Anne. Ay, kula. Yağlı. Ay bu ne? Parfüm mü döktün sen buna? Yok. Kendi patladı. Ne? Neydi ki elinde? Ha değil. Yok ya. Ay bir şey mi? Niye açtın ki sen onu? Ne? Ha? Ne? Deterjanı mı eline aldın? He? Ya deterjanı patladı. Git git hep kaşınırsın. Git çık. Sen abran ne oldu demire doldu ya. O yara çıktı. Ama o kitabını çıkar hele bak deterjan bu. Kaşınırsın. Git git. Git canım git. Hadi hadi canım hadi. Ve sıkmış patlatmış. Bunu patlatmış. Ben de diyorum nedir öyle parfüm kokuyor. Şurayı yukarıya kaldıralım da. Ağzına mağzına alır. Hadi Yeren hadi hele kızım. Hadi şuraları bir toparlayayım. Hadi anneciğim hadi. Ben onu ağzıma aldım yani. Hadi. İşte böyle. Bunu da şimdi asarım yerine. Bol bol gömleklerim oldu. Düz böyle siyah elbiselerin üstüne. Bence gayet güzel. Yazın zaten ben böyle kot falan sevmiyorum. Çünkü şey yapıyor arkadaşlar. Her yerde bulmuyor. Hadi ben geleyim de bulayım. Sıcak, çok sıcak olduğu için kot giyemiyorum yazın. O sebepten en güzeli elbise üstüne gömlek. Şimdi ben cadalozuma götüreyim bunları giydireyim. Teyzeleri. Şapkasına bakın. Şapkasına benim kızımın. Türkiye'de de kullanırız bunu. İnşallah hayırlısıyla bir gidelim de. Vurabilir miyim? Niye kopardım bu biberonun ucunu? Şunları biraz boşaltalım mı kafanı? Geç. Fazla şey değil ya, böyle sık gözüküyor ama değil, bakın bırakıyorum ben çünkü bak böyle şöyle. Akşam zaten yatarken açıyorum. Kış bu ne? Gel 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 mama, kıyafet getirdim sana. Sana kıyafet getirdim. Bırak şunu, bırak bırak, sen bebek değilsin artık. Ay şu elim, dur dur dur. Dur elimi yıkayayım, deterjanlıydı dur. Dur elim deterjanlıydı dur. Bilmiyorum, bilmiyorum buna. Hele şu an. Kız. Büyük hey! Hı? Ayağa bak, ayağa nergis. Bilmiyorum. Burası çok az uzun da. Canım! Canım! Uzunluğa kesmek lazım. Dedi ki, enliluğa vermek lazım. Vallahi. Örgünü kim yesin? Bu ne olmuş? Muz mu yapışmış? Şunu kim yesin? Şu kuyruğu. Kuyruğu kim yesin? Şu kuyruğu kim yesin? Bana ver annem. Bana ver onu. Bana ver kızım. Bana ver. Bana ver güzel kızım. Bana ver. Bana ver annem. Bana ver. Bana ver. Sen cimri değilsin ki. Sen cimri değilsin ki. Ama sen cimri değilsin ki. Cimri değilsin ki sen. Sen cimri değilsin ki. Sen cimri değilsin ki annem. Uy 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 uy, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Elini aa, bak 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 bak, kaldır elimi. Elim rahatsızlık veriyor. Bak bak bak. Bak şimdi. Ha tamam tamam, rahatsız etmeyeceğim seni. Tamam tamam, sadece seveceğim seni. Tamam tamam, rahatsız etmeyeceğim. Tamam tamam, sen yeter ki oyna, ben seni rahatsız etmeyeceğim. Benim küçük kızım. Kıyafeti kim giyecek? Elbisemizi çıkaralım mı? Tamam, dokunmuyorum sana. Tamam, dokunmuyorum. Dokunmuyorum, tamam. Sinirlenme, tamam, sinirlenme. Tamam. Oo, Nergiz ablası ne yapmış? Nergiz ablası ne yapmış? O kadar şeker tıkamışım ki her tarafına şeker akmış. Ne güzel işte. Ay burnunu yedim. Dur. Dur. Bakayım Nergiz abla nasıl yapmış, ondan sonra seni giydireceğim. Bunlar sade değil mi? Gelincik. Şeker çok ettim sen, beğenesin.
Oh, ben çok tatlı seviyorum. İçine şeker dıkadı, her tarafına baksana akmış. Altları baldır baksana, deginiğinki baldır giy. Tatlı olmuş mu? Hı-hı. Şimdi bekle ki biraz sağ olsun. Mükemmelini soracağım. Hatta sıcak sıcak şey. Ellerine sağlık. Güzelmiş. Benim de çok şeker dıkmıyorum. Patlamış. Olsun ne güzel. Bak şeker, ben tatlı seviyorum onu. Ben tatlıcı yok. Benim içine bavirli olmasa ben bir yanmıyorum. Öyle sevmiyorum. Bir daha da yiyecek. Bavirli var. Onlar öyle seviyor. Ben böyle seviyorum. Neyse. Sizlerle vedalaşalım. Niye? İkinci vlog gelirse gelir. Bu aralar gelemiyor ama neyse. Ne oldu? Kavgan başladı mı kapakla? Ha? Kapakla kavgan başladı. Ne oldu? Sana diyorum evet. Evet. Niye kavga ediyorsun kapakla? Ha? Teyze hoşlarım de selam. Hoş geldiniz de. Örgülerimi annem çıkaldı de. Bir de cevap versen. Evet mi, yok mu, hayır mı? Evet, sana diyorum, sana. Sana diyorum, sana. Yiyecek misin poğaça? Bir tane poğaça daha yiyecek misin? Birazcık. Ay, sineğe bak. Kocaman sinek. Ay Mira, kocaman sinek. Aa, ayağa bak, bacağa bak. Mira. 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 Bunun içini böyle parça parça şey yaptım, verdim. Şöyle küçük küçük için. Dedi maşallah yedi. Şimdilik. Çay içeceğim mi çay? Çay içelim mi seninle? Annemi de çağırayım da. Bir, ay bunu geç tatlı yapmayayım, fazla poğaça tatlı çünkü şey. Tatlı. Neneyi çağırayım mı ben neneyi? Ha? Ne dersin? Neneyi çağırayım mı ben? Diyelim mi nene gel. Nene geldi. Nenesi. Nenesi. Al. İnme tamam mı? Ben geliyorum. Kolaylıkla buradan iniyor, çıkıyor. Artık şeyi kalmadı. Çok şükür böyle. Eskiden yapamıyordu ya. Pat diye düşüyordu. Çok şükür öyle bir şeyimiz kalmadı. Koltuğu doğruya koydu. Böyle daha genişledi ve koltukları buralara koyduk, sandalyeleri. Çünkü diğer türlü kimse orada oturmak istemiyordu. Orası bayağı bir alçak kalıyordu. O yüzden de böyle daha iyi oldu. Miroş. Ben gideyim Şaniye nene'yi çağırayım, tamam mı? Diyorum ki Şaniye nene. Şaniye nene. Bak işlere bak. Şaniye neneşi. De ki Fatma nene. Fatma nene. Buraya gelme tamam mı? Bak buraya gelme. En çok şeyi de buradan. Korkuyorum. Biraz şunu biraz daha çekeyim. Yapışıp tutulmasın. Çünkü oraya gelmeye çalışıyor. Bunu cesaret edemez tutulmaya artık. Ay çekemedim. Ay biraz şöyle çekelim. Diğer türlü geliyor oradan. Tutulmaya çalışıyor böyle. Tutunamaz. Huhu. Huhu. Hadi ben gidiyorum neneyi çağırayım. Sofiş. Çocuklar nerede? Demir'de mi uyandı? Hı hı. Ben gideyim neneyi çağırayım da çay içeyim. Ne güzel değil mi güller? Miroş'um bekle geliyorum. Diş arası da yanıyor yanıyor. Annem minderler buraya çıkarmış. E bu güneşten hep yanıyor ki. Niye böyle bir şey yapmış ki? Hı. Ne oldu yarengene? Niye ağladım?